Döviz mevduatı yeniden yükseliyor. Kur korumalı mevduatın etkisiyle Aralık ayının sonundaki 239 milyar dolarlık zirveden 214 milyar dolara kadar gerilemişti. Şirketler, vatandaşlar döviz mevduatlarının bir kısmını bozmuşlardı. İşte onun etkisiyle 239 milyar dolardan 214 milyar dolara ama şimdi yeniden birkaç haftadır yükseliş var. Geçen haftanın verisi açıklandı bugün. Geçen hafta 1.4 milyar dolar bankacılık sistemindeki yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı artmış. Parite etkisinden arındırdığımızda 1.2 milyar dolar olduğunu görüyoruz. Böylece 217.6 milyar dolara yükseldi döviz mevduatı. Şirketlerde özellikle tüzel kişiliklerde alım döviz mevduatında bir büyüme var. Geçen hafta onların döviz mevduatı 1.5 milyar dolar artmış. Bireylerin döviz mevduatındaki artış geçen hafta 392 milyon dolar. Kur korumalı mevduattan çıkan para mı acaba döviz mevduatına giriyor? Ona dair veri de bugün açıklandı. BDDK verisi, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, 2 hafta önce 591 milyar liraydı. Geçen hafta bugün açıklanan veri 610,4 milyar liraya yükselmiş. Yani yaklaşık 20 milyar liralık bir artış var. Artış hızı yavaşlamış durumda kur korumalı mevduatta. Merkez Bankası kur korumalı mevduata yönelik gurbetçi veya Avrupa'daki Türklerin ilgisini canlandırmak için bir tanıtım faaliyeti yürütüyor. Şimdi bu kanala özel iki bilgi paylaşacağım. Özel derken başka yerlerde olmayan bilgi. Birincisi, Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Mustafa Duman geçen hafta Londra'da oradaki Türk derneklerinin temsilcileriyle buluştu. YUVAM hesabını, yani Avrupa'daki Türklerin kur korumalı mevduata katılması için çıkarılan hesabı tanıtıcı bir toplantı gerçekleştirdi. Daha ilginç bir bilgi, Merkez Bankası'nın bu YUVAM hesabının tanıtımını yapmak için sürdürdüğü faaliyetle ilgili. Avrupa'da, kıta Avrupa'sında başta Almanya olmak üzere Merkez Bankası'nın temsilcilerin camilere gittiği ve camilerde Türk cemaatinin temsilcileriyle, Türklerle buluştu. YUVAM hesabını anlattığını öğrendim. Bu da bu kanala özel bir bilgi. Camiler, Avrupa'daki camiler Türkiye'dekilerden biraz daha farklı bir işlevi var. Tabii ki ibadethane. Ama onun yanı sıra aynı zamanda orada camilerin çevresindeki yerleşkeler Türk cemaatinin, Türklerin bir araya geldiği bir ortam işlevi de görüyor. Merkez Bankası'nın Avrupa'nın büyük kentlerindeki temsilcileri orada Türk cemaatleriyle bir araya gelmişler ve YUVAM hesabını anlatmışlar. Bu videoyu hazırladığım dakikalarda dolar TL kuru gün içinde yatay hareket etti. %0.12'lik bir yükseliş var. Çok dar bir bantta 14.58 ile 14.68 arasında hareket etti. Savaşa dair barış umutlarının belirmesiyle hafta başında geçen haftaki 14.85 seviyesinden gerilemiş, düşmüş, 14.53'e kadar inmişti. Sonra yeniden bir miktar yükseliş var ama 14.70'in altında kalmaya devam ediyor. Ama yabancı yatırımcılar çok iyimser değil. Londra'daki yabancı yatırımcıların birkaçının önümüzdeki dönemde dolar TL'nin nasıl seyredeceğine dair öngörülerini öğrenme şansı buldum. Yaz aylarından sonra yeniden bir kur atağının yaşanmasından endişeliler. Ve yeniden bir kur atağı, yani geçen Kasım'da Aralık'ta yaşanan gibi bir kur atağı eğer Türkiye'de gerçekleşirse doların 20 liranın da üzerine çıkabileceğini düşünüyorlar. Dolar TL'den kur korumalı mevduattan MTI'ye geçelim. Bu yılın 2022'nin yıldız enstrümanı desek yeridir. Savaşla birlikte bütün MTI fiyatlarında, MTI'da inanılmaz artışlar yaşandı. Enerji MTI'si, petrol 130 dolara çıktı. Kıymetli metaller, işte altın 2070 dolardaki ons altın zirvesine yaklaştı. Gıda, buğday 3 katına çıktı. Metaller, nikel, paladyum. Ama sonra bu barış umudunun belirmesiyle biraz düştüler. Brent tipi petrol bugün 110 doların altında ama bir MTI var ki yükselişini sürdürüyor. Çünkü orada bir arz problemi var. O da pamuk. Bugün dünyada bir haber vardı. Pamuk fiyatları Amerika'daki arz sıkıntısı ve Çin'in 2 yıllık ihtiyacını tedarik edeceği açıklamaları ile son 11 yılın zirvesine çıktı diyor. Son 11 yılın zirvesi. Son 3 ayın grafiğini görüyoruz. Libresi pamuğun, Amerikan 2 numaralı pamuk vadeli fiyatı, libresi 139,35 sente yükselmiş durumda, 100 sentinde altındaydı. Ama bir pamuk ticareti yapan bir dostumla görüştüm, bir arkadaşımla. Orta Asya'da pamuk ticareti yapıyor. Orada üretilen pamuğu hem Türkiye'ye hem de diğer hazır giyim tekstil üreticisi ülkelere, özellikle de Bangladeş'e pazarlıyor. Dedi ki evet, son aylarda çok inanılmaz bir yükseliş var ama unutma ki
Uzun vadeli baktığımızda pamukta hep böyle zirveler görülür. Sonra o zirveden aşağı yuvarlanır. Ve uzun vadeli grafiğe baktık, gösterdi. Gerçekten 2010 yılında bu küresel kriz döneminde gerçekleşmiş bu. Pamuk fiyatı 200 libresi, 200 sente yaklaşmış. Sonra yine oradan gerçekten çok sert bir düşüş. Sonra aradan neredeyse bir 10 yıl geçtikten sonra yeniden yükseliş. Şu uyarıyı yaptı, yeniden aynısını bekliyorum. Yani şu anda yeniden zirveye doğru çıkıyor pamuk fiyatı ama önümüzdeki aylarda yeniden bir düşüş görebiliriz. Bu uyarıyı da bu kanalın izleyicileriyle paylaşmış olayım. Peki pamuğa nasıl yatırım yapabilirsiniz? Direkt pamuğa yatırım yapmak çok kolay değil ama tarım emtiasına fonlarla yatırım yapabilirsiniz. Hem Türkiye'de fonlar var, tarım fonları, hem de yurt dışında var. İkisine de bakalım şimdi. Önce Türkiye'de tarım fonları Tefas'tan inceledim. 3 fon gördüm. Garanti Portföy, Ata Portföy ve İş Portföy tarım fonları var. Garanti Portföy'üne baktım. Garanti Portföy tarım ve gıda sektörü değişken fon. Son 1 aydaki getiri %12.24. Ciddi bir getiri. Enflasyonun üzerinde en azından. Kur korumalı mevduatın getirisinin de üzerinde son 1 ayda. Son 3 aydaki getiri %20'nin üzerinde. Ama dikkat, bu hafta bir düşüş var Garanti Portföy'ün bu fonunda. Biraz önce söylediğim Barış Umud'un belirmesi emtia fiyatlarında bir hafif gerilemeye neden oldu. Bu Garanti Portföy'ün tarım fonunun performansını da etkilemiş. Uluslararası tarım fonlarına da yatırım yapmanız mümkün. Nasıl yatırım yapabilirsiniz? Bu kanalın sponsoru Midas. Biliyorsunuz bir yerli aracı kurum ama Midas'ta hem Amerikan borsalarında yatırım yapabiliyorsunuz. 1,5 dolarlık bir işlem maliyetiyle hem de emtia fonlarına yatırım yapabiliyorsunuz. Midas'ta inceledim. İki tarım fonu. Biri Tegrium Agricultural Fund, yani Tegrium Tarım Fonu. Son bir aydaki getirisi onun da %10, %10'a yakın. Garanti Portföy'ün getirisine yakın bir getiri. Invesco Agricultural Fund, o da bir tarım fonu. Midas'ta alınabilecek Amerika'daki bir tarım fonu. Onun bir aylık getirisi biraz daha düşük. %5.66. Bu arada MTI'yi da sollayan bir enstrümandan da bahsetmek istiyorum ve bu arada bir öz eleştiri de vermek istiyorum. Bir kripto, Waves Coin. Geçen 2 hafta önce bu kanalda Waves Coin'deki inanılmaz yükselişle ilgili bir video yayınlamıştım. Cumartesi günleri kripto videoları yayınlıyorum. O videoyu yayınladığımda Waves Coin'in fiyatı 3 katına çıkmıştı. Savaş önceki günlerinden, yani 9 doların altından başlamıştı hareket. Savaşla birlikte 28-29 dolara yükselmişti. 3 katlık artış. Onun sebebini açıklamıştım. Ama demiştim ki bu yükünü almış olabilir bu tren. Son vagondan binmek her zaman bu tip enstrümanlara çok tehlikelidir. Bir anda düşebilir fiyat. Ama benim öngörüm gerçekleşmedi. Şu anda 55.30 dolarda. Yani 9 dolarlardan başlayan yükseliş 5 katına çıktı Waves Coin'in fiyatı. Neden böyle inanılmaz bir yükseliş var Waves Coin'de? Çünkü Waves Coin Rusların kripto parası. Bir Ukraynalı aslında geliştiricisi ama Moskova'da yaşayan bir Ukraynalı Sasha Ivanov daha sonra bir Rus fonuna satıyor. Rus devletiyle çok iyi ilişkileri olan bir iş adamının fonu ve Rus devletinin bir takım blok zincir projeleri Waves Coin ile işbirliği içinde geliştirilmeye başlanıyor. Bir kere bu nedenle zaten Rusya'nın ulusal kripto parası olarak tanınıyor Waves Coin. Ama son haftalardaki yükselişin sebebi o da değil. Asıl sebep Rusların ulusal kripto parası olarak tanınması nedeniyle şu anda bu yaptırımlardan sonra Rusların kendi aralarını ruble ile satabileceği kripto para olması. Biliyorsunuz bu Visa ve Mastercard, uluslararası kredi kartı ağları Rusya'dan çekildiler. Şimdi Ruslar uluslararası kripto borsalarına para gönderemiyor veya para yüklemekte, göndermekte büyük zorluklar yaşıyorlar. Oysa Waves Coin'i kendi aralarında ruble ile alıp satabiliyorlar. Bunu zaten anlatmıştım 2 hafta önce bu kanalda. Yükselişin sebebi bu demiştim. Rusların gösterdiği büyük ilgi. Fakat o ilgi öyle anlaşılıyor ki devam ediyor. Bunu bir yatırım tavsiyesi olarak değil, bir bilgi olarak paylaşıyorum. Başka ne var bilinmeden geçilmemesi gereken? Dış ticaret açığındaki büyük artış içeride. Şubat'ta da artış devam etti. %135 dış ticaret açığındaki, yani ithalat ile ihracat arasındaki farktaki büyüme. Aralık'ta başlamıştı artış. Geçen yılı dış ticaret açığını kontrol altında tamamlamıştı Türkiye ama Aralık'ta, Ocak'ta ve şimdi de Şubat'ta. Şubat'taki artış dediğim gibi %135. İhracatın ithalatı karşılama oranı bir önceki yıl, yani 2021'in aynı ayında %82.7 iken geçen Şubat'ta %71'e gerilemiş. Neden önemli dış ticaret açığı?
Çünkü dış ticaret açığı arttığında peşinden cari açık artıyor. Cari açık arttığında da peşinden dolar artıyor. Türkiye'nin böyle bir makus talihi var. Şimdi dış ticaret açığında bir yükseliş var. Önümüzdeki aylarda cari açıkta da bir patlamayla karşılaşabiliriz. Hele bir de Rusya'dan beklenen turistler gelmezse bu yaz, o zaman yandı gülüm keten elba. İşte o zaman videonun başında söylediğim o yabancı yatırımcıların bir kısmının yazdan sonra yeni bir kur atağı Türkiye'de olabilir öngörüsü veya işte kötümser tahmini gerçekleşebilir. Bilinmeden geçilmemesi gereken son gelişme Cumhurbaşkanı'nın asgari ücrete zamla ilgili açıklaması. Yılın yarısında, yani yarı yılda bir asgari ücret zammı yapılır diye bir beklenti yayılmıştı. Onu yalanladı Cumhurbaşkanı. Dedi ki yapmayacağımız veya yapamayacağımız bir şey söylemeyi doğru bulmam. Asgari ücret tespit için bir komisyon var. Her sene toplanıyor. Her sene Aralık'ta toplanıyor biliyorsunuz. Dolayısıyla bunun vakti Aralık'tır dedi. Yani yazın asgari ücrete bir zam yok. Muhtemelen yıl sonunda seçime de kısa süre kala çok kallavi enflasyonun üzerinde bir zam yapacak ve oradan iktidar bir rüzgar almaya çalışacak. Bu kanalda her akşam saat 20.30'da dünya Türkiye piyasalarının ekonomisinin son 24 saatini anlatıyorum. Uluslararası borsalar, Amerikan borsalarına, emtia fonlarına yatırım yapmak isterseniz bu kanalın sponsoru Midas'ı kullanabilirsiniz. Midas yerli bir aracı kurum. Burada sermaye piyasası kurulunun, SPK'nın denetiminde, Amerika'da da ilgili mercilerin denetiminde Midas'la yatırıma başlayabileceğiniz ya da Midas'ı inceleyebileceğiniz linki bu videonun açıklama bölümünde aktarıyorum. Onu tıklayıp inceleyebilirsiniz. Oraya bakmışken bu kanala abone olmayı da lütfen ihmal etmeyin. Yatırımın özgür, demokratik ve güvenli hali Midas'la sen de yatırıma hemen başla.